Barış başka yansıması olur mu bunların ya da? Ya şimdi tabii bu geceki Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşma hem az önce ayrıntılarını verdiğim adalarda belediye başkanlarıyla yaptığı konuşma Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor. Ama Sayın Genel Başkan çıkar Eylül ayında ben adayım derse Adaylık tartışması biter. Ekrem Bey de Kemal Bey'in adaylığının olduğu yerde çıkıp ben adayım demez. Neyi bekler Ekrem Bey? Şunu bekler. Siyasi sürecin nasıl şekilleneceğini görmek ister. Çünkü bir kere Sayın Genel Başkan Eylül ayında adaylığını açıkladıktan sonra Ankara'da CHP kulislerinde konuşulanlara göre Genel Başkan vekilliği görevini Faik sıra bırakmak istiyor. Yani partinin Ayköz Sıran Genel Başkan Vekilliği yönetiminde bir seçime gireceği görülüyor çünkü adaylık açıklandıktan sonra mı? Açıklandıktan sonra çünkü partinin işlerini yürütmesi gereken biri olacak. Yani listeleri götüreceksiniz, getireceksiniz. Seçim işlerini takip edeceksiniz. Bazı ödemelere imza atacaksınız. E, MYK toplantıları olacak. Çünkü Sayın Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu bir de karar almış genel merkeze az gitme, daha çok sahada olma kararı. İşte Gürkan'ın işaret ettiği Didim oradan başka yere gitmesi, bugün İstanbul'a gelmesi, yarın tam gün İstanbul'da olması, önümüzdeki ay yurt dışına bir program hazırlıyorlar Sayın Kılıçdaroğlu için ya Almanya ya Avusturya diye biliyorum bir Avrupa gezisi çünkü uzun süredir Covid'den dolayı da gitmiyordu Sayın Genel Başkan sürekli bu sahada olacağını gösteriyor şimdi orada tablo şöyle şekillenir Erdoğan Toprak A, a Erdoğan toprak mı? Bana mı diyorsun ha, Erdoğan, Erdoğan Aktaş? Erdoğan toprak beni andı demek ki. Program başında ondan bahsedildi ya Erdoğan Aktaş. Tablo şöyle olur. <laughs> Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı adayı olur. Cumhurbaşkanlığını kazanırsa o rüzgarla yapılacak ilk kurultayda işaret ettiği kişi zaten genel başkan seçilir. Bu Faik Öztürk olur, başka biri olur ama şu anda en çok Faik Öztrak'ın adı konuşuluyor. İl başkanlarının da son dönemlerde Faik Öztürk daha çok aramaya başladıklarını duyuyorum. Bu bir. iki. diyelim ki Sayın Genel Başkan seçime girdi, seçimi kaybetti. O gece Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışması başlar. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı adayı olduğunu açıklar. Çünkü dün ne diyor adalardaki konuşmada? 7 yıllık bir süreç diyor. 7 yıllık. Bu Ekrem İmamoğlu'nun uzun vadeli düşündüğünü gösteriyor. CHP Genel Başkanı seçilebilir mi? seçilebilir. Ne olur? CHP genel başkanı seçilir. CHP genel başkanı seçildikten hemen sonra ben CHP'nin doğal Cumhurbaşkanı adayıyım der. Çünkü eğer Tayyip Bey kazanırsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek. E, erken seçim ister. <laughs> e, doğaldır o da. Evet. Ya hemen istemez yedi ama. 7 yılın şifresini çözüyor. 7 yıl lafı var ya. O... Yok katılıyorum. Yedi... Yani 2. Evet. yılda, ikinci yılda başlar. Efendim Türkiye yürümüyor. Tabii. Ekonomi kötü. Yani Erken 23 seçim. Haziran'daki 7 yıllık bir yürüyüş. 7 yıllık biz. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı adayı olmak ister. Kazanırsa kurultayda da ne yapar? CHP Genel Başkanı olur. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur. Aynı anda görev süresi bitmediği için. Hem CHP Genel Başkanı olur. Peki bu 7 Tarihte yıllık yürüyüşler yürüyüş kastı ikinci dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasın? Tarihte örneği yok yani. Ekrem İmamoğlu'nun kafasında ikinci dönem Belediye başkanlığı olduğunu ben düşünmüyorum. işte ben de öyle. Aynı. Aynı öyle. ben düşünmüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak istiyor, kazanacağına inanıyor, Türkiye'yi yönetebileceğine inanıyor. Bunu yakın çevresiyle de paylaşıyor. Yani e, dün adalardaki belediye başkanlarına yaptığı konuşmada buradan metnin metninden Ama siyasette de. böyle bir şeydir. Timing meselesidir. Yükselişteyken yaparsınız. Tabii. Çünkü Türkiye'de siyaset iki kere inilip çıkılan bir merdiven yani değil. Yani şöyle söylüyor. Tek kere de çıktın çıktım. Şöyle söylüyor Ekrem İmamoğlu, kaçıranlar için dün adalarda yaptığı belediye başkanları toplantısında şunu söylüyor. Bir kısmını okumuştum. Bu süreçte 7 yıllık yoğun bir süreç var. Bunun için genç ve dinamik sabah akşam çalışacak biri olmalı. Ayrıca bana kimse siyaset konuşma diyemez. Bu ülkede siyaset konuşacak 5 kişiden biri benim. Bu ülkede siyaset gündemini belirleyen 5 kişiden biri benim diyor. 5 kişi ya da 10 kişi o kadar etkin olduğuna katılıyor musun bir gazeteci olarak ve siyasetçi olarak baktığında Barış? Ekrem İmamoğlu'nun etkili olduğu konusunda. Yani 5 ya da 10 kişi o ilk derecelerden birinde oldu. Bak Ekrem İmamoğlu'na bir dost olarak şunu söyleyeyim. Kar tatiline gittiğinde kendisini eleştirmiştim. Çok bozulmuştu. Kar tatiline gitmesi yanlıştı. Türkiye'de de bunu söyleyen tek Cumhuriyet Halk Partili benim. Herkes alkış tuttu. Efendim tabii ki gidecek diye gitmemesi gerekirdi. O zaman da söyledim. Yanlıştı. Habertürk ekranında ertesi günde çıktı sistem etti benim dostlarım işte beni eleştiriyorlar dedi. Kar tatiline gitmesi, Bodrum'a gitmesi, İngiliz Büyükelçi ile yemek yiyip bunu kamuoyuna açıklamaması, bizim tweetlerimizi o yüzden sildirmesi, Nagihan otobüse davet edip Nagihan Alçı'yı, bir de efendim oralarda çok seviliyor falan diye övgüler dizmesi Ekrem İmamoğlu'na yönelik ciddi bir tepki oluşturdu. Bunu yanında söyleyen kimse yok Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu'nun eski havası da yok. Bak gene acı bir şey söyleyeyim Ekrem İmamoğlu'na. Bugün toplanan kalabalığa aldanmasın Ekrem İmamoğlu. Bak siyasetçi çok kolay çıkar, çok kolay iner. Çok doğru. Eldeki balık gibidir. Nasıl çıktın, nasıl indin anlamazsın. Eski havası yok. Bunu zaten kendisi Van'da yapılan belediye başkanları toplantısında da söyledi. Milletvekilleri benim çalışmalarımı anlatmıyor, ilçe başkanlarım sahiplenmiyor diye. Gerçeği orada aslında kendisi itiraf etti, ifade etti Ekrem İmamoğlu. Nun. Gerçek odur işte Van'daki konuşmasıdır, belediye başkanlarıyla yaptığı kapalı toplantıdaki konuşmadır. O yüzden efendim ben hemen cumhurbaşkanı olacağım, oradan işte dünya lideri olacağım. Eğer İlk baştaki sempatisini Ekrem İmamoğlu koruyabilmiş olsaydı derdim ki evet Ekrem İmamoğlu kardeşim kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bir sen önce öyle düşünüyordum. Bugün öyle düşünmüyorum. Çünkü her gün ben halkla sohbet ediyorum. Her gün insanlarla konuşuyorum. O yüzden CHP'nin de bu tartışmaya girmemesi lazım artık Kemal Bey de adaysa çıkıp adaylığını da açıklamalı her koşulda. Millet İttifakı'nın mı adayı olur? CHP'nin madayı olur? Nasıl olacaksa bunu da artık açıklamalı. Çünkü seçime şu an itibariyle bir yıldan az bir zaman kaldı. O bir banka reklamı var ya gelecekte bir gün gelecek diye. E gelecek geldi işte kardeş. Geldi. Şu an bir partinin yapması gereken şey nedir biliyor musun Erdoğan Toprak? Aktaş. Erdoğan Aktaş. Erdoğan Toprak beni mi konuşuyor bir yerde? O da İstanbul'a gelmiş de uçakla muhtemelen beni konuşuyor Erdoğan Aktaş. Yapması gereken şey şudur. Bir, 180 bine yakın sandık var. Bu sandıkların her birine asil ve yedek üye koymak. Bu asil ve yedek üyeleri tek tek genel merkezden aramak. Kardeşim sen Mustafa Kemal Atatürk Lisesi 222 oğlu sandıkta görevli misin? İsmin burada yazıyor. ...o gün göreve gidecek misin demek... ...öbürünü arayıp sen yedek üyesin... ...o gün hazır mısın demek... ...bunu kamuoyuna açıklamak... ...ve ondan sonra da... ...parti programı doğrultusunda... ...çalışma yani yapmak... Yani seçim güvenliğini birinci dereceye almak mı? Öyle ya mi Ya yani? seçim güvenliği meselesinin çok... ...abartıldığını söylüyorum ben... ...işin gerçeğini söyledim sana Erdoğan Aktaş... ...seçim güvenliği dediğin nedir biliyor musun? 180 bin sandıkta... Birer asil birer tane de yedek üyen varsa seçim güvenliğini yaparsın. Bu kadar basit. Peki barış